Şimdi günaydın mesajları geliyor. Trafik sigortasının ne kadar yükseldiğini göndermiş Gözde Karataş. Trafik sigortasına %300 zam gelirken maaşlara niye cüzi zamlar, komik zamlar geliyor? İçim acıyor demiş gönderdiği mesajda araba meselesinden sonra. Şimdi artık dışarıda hava aydınlandı. Ama gelin görün ki saat oldu 8.30. Yani çocuklar çoktan okula gittiler, derslere başladılar. Yetişkinler mesaiye çoktan başladılar sevgili izleyenler. O çocukların gece karanlığında yaşadığı endişeye eşlik etmek için Sevgi Şahin ve Ferhan Güler onlara bakın mikrofon uzattı neler söylediler. Allah Allah çok zor ya. Karanlıkta okula gelmek çok zor. İlk derste zaten insanın uykusu geliyor. İkinci derste hafiften uyanıyoruz. İlk ders kayıp çünkü dışarısı zifiri karanlık. Kış saatine bu sene de geçilmedi. Öğrencilerin karanlıkta uyanabilme, okula ulaşabilme mücadelesi başladı. Sabah sabah kalkıyoruz, sıcacık yatağımızdan ders işliyoruz. İlk ders kaçta? 7.20. Erken ama yapacak bir şey yok. Biz sadece gidiyoruz okula. Açılıyoruz yani derslerde. 5.30 geçe falan uyanıyorum. Evden kaçta çıkıyorsunuz? 6.20 geçe. Zor olmuyor mu okula gitmek? Yani bazen zor oluyor ama sonrasında alışıyoruz yani. Bahçeli Evler'de ikili hizmet veren bu devlet okulunun ilk ders saati 7.00 geçe başlıyor. Çocuklar da okula yetişebilmek için gün henüz doğmadan, hava aydınlanmadan karanlıkta yollara düşüyorlar. Birçoğu korktuğu için velileri onları okula bırakıyor. Başkası imkanımız yok, mecburum yani benim getirmeye. Devletin belirlediği bir saat var. Aslında uygun değil çocuklar için de ama yapacak bir şey yok. Mesela bir ara annemle gelirken yolda bir tane adam bağırıyordu. İnsan korkuyor ister istemez gece çünkü. 2016'da o dönem Enerji Bakanı olan Berat Albayrak'ın kararıyla kış saati uygulaması kaldırılmıştı. Geri de dönülmedi. İşte bu verimlilik hususunda bu yaz saati uygulaması Türkiye'ye çok önemli bir katkı yaptı. Sadece elektrik tüketim açısından baktığımızda %5 ile 6 arasında elektrik tüketiminde bir artış olduğunu gördük. Hava karanlık, tasarruf olsun diye devlet okulunun da ışıkları şu anda kapalı durumda. Ancak ders zilinin çalması öğrencilerin sınıflara girmesiyle birlikte sınıflarında lambaları yanacak. Bu saatin değişmesini çok istiyoruz. Buna tasarruf diyorlar. Bu tasarruf değil. Kesinlikle bizim cebimizden çıkan elektrik faturasında haddi hesabı yok. Bu işin kazananı öncelikle elektrik dağıtım şirketleri, özel şirketleri olduğunu söyleyebiliriz. 6 yılda kim kazandı, kim kaybetti? CHP mecliste araştırılmasını istedi. AK Parti ve MHP reddetti. Öğrenciler, veliler, çalışanlar, uzmanlar saatlerin eskisi gibi geri alınmasını istiyor. Ya eski uygulamaya geri dönülmesi lazım ya da eğer sabit saatte ısrar edilecekse daha uygun bir meridyen seçilmesi lazım. Gece mi gündüz mü onu fark edemiyoruz. O yüzden bünyemiz açılamıyor. Bir saat geri alınsa daha iyi olur. Hadi.